Merhabalar. Bugün patates kazmanın inceliklerine bir bakalım. Bunları ben yaklaşık 4 ay önce falan dikmiştim ama nasıl diktim biliyor musunuz? Bu normal yiyoruz ya, patates yemeği yapıyoruz falan. Patatesler böyle hani çok alırsınız da eskidiği zaman tomurcuklanır. Şimdi o tomurcukları böyle biraz derince kesersiniz patatesleri soyarken. Sonra toprağa dikersiniz. Onlar böyle sularsınız, büyür. Biraz büyüdükten sonra boğaz kapama dediğimiz çapayla böyle kapatırsınız yaklaşık 2-3 parmaklık alt kısmını. Sonra bırakırsınız doğaya. Onlar kendilerinden büyürler ve altın patatesler oluşturmaya başlar. Şimdi patates kazmak çok önemlidir. Arkeolojik kazı yapar gibi kazmak zorundasınız. Çünkü nereden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Önce yavaş yavaş etrafını açarsınız. Tabii ne zaman kazacağız patatesleri? Patates bitkisi böyle sararıp yerlere, sararıp solup yerlere yattığı zaman, ah işte bakın bir tane altın damlası geldi. Ben bunu kabuklardan yaptım ya, böyle çok ince yapmışım. Bakın çok fazla patates yapmamış, bir tane. Bir tanecik yapmış. Onu alalım. Bitkisine de teşekkür edelim. Koyalım bir kenara. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Patates sürprizlerle dolu. Biz etrafını kazmaya devam ediyoruz. Eğer normal bir patates diktiyseniz yaklaşık 20-30 santimlik çap ayarlayın kendinize patatesin kökünden itibaren ve oraları kazın. Nereden karşınıza nereden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Tabii hiçbir şey de çıkmayabilir benim patateslerde olduğu gibi. Bir kazalım bakalım. Aha, bir tane daha. Çok ince kazmak zorundasınız dedim ya, sanki arkeolojik kazı yapıyorsunuz da çok değerli bir mozaik var. O mozaiğin zarar görmemesi gerekiyor. İşte aynen öyle. Bak bir tane kocaman patates yapmış. Aferin sana. İşte ama sağlıklı bir bitkiydi. Yine de sağlıklı bir bitki ama eğer kabuktan dikerseniz çok fazla bir şey beklemeyin. Sizi ancak böyle eğlendirecek bir iki tane altın damlası bulabilirsiniz. Kazalım bakalım başka bir şeyler çıkacak mı? Dikkatli bir şekilde kökleri çok fazla derine gitmediği için pek umudum yok. Aslını isterseniz. Ya o yüzden de etrafına çok fazla gitmiyorum. Şimdi bir başka köke geldik. Hemen görünüyor burada, gördünüz mü? Çıkartmış kafasını. Alalım bakalım seni de böyle. Oho. Bu kökte bir tane yapmış. Bir tane minik altın patateslik yapmış. Bu patatesler Avrupa'ya ilk geldiği zaman o kadar değerliymiş ki. İngiltere'de falan, İrlanda'da. Ah bir tane daha. Ah bir tane daha. Gördünüz mü? İşte bahsettiğim şey bu. Nereden ne çıkacak bilemezsiniz patateslerde. İnsanlar süs diye yakalarına takarlarmış patatesi. O kadar değerliymiş yani. Gerçi bizde de bazen çok değerli oluyor patatesler de. Ha bakın bu iki tane yapmış. Küçücük bir tane daha yapmış. En besleyici, ha bir de şu bilgi var. Unutmadan onu da söyleyeyim. Şimdi bu taze kazdığım patateslerin besleyici değeri çok yüksek. Patates bekledikçe İçerdiği vitaminler bir tane daha. Bakın minicik. İçerdiği vitaminler yani besleyicilik değerleri azalıyormuş. Yani dolayısıyla taze patates yemeye, taze patates bulup tüketmeye dikkat edin. Hah, bir tane daha. Bu minik. Şimdi bu minik patatesleri hiç soymadan kabuğuyla beraber